Mahalle Memurtaları programının bugününde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy mahallesindeyiz. Başköy mahallesinin sorunlarını, sıkıntılarını, iyiliklerini ve güzelliklerini mahalle memurlarına ve mahalle esnafına soruyoruz. Herkes duysun soruyor, mahalle memurları cevaplıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Erkan Ataman. 15 yıldır Başköy Mahalle Muhtarlığı yapmaktayım. Muhtarlık haricinde çiftçilik yapıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Kısmet sağdayız. Şimdi ben muhtar olduğum zaman ilk başta köyümüzde şebeke suyunda sorunlar vardı. Bu şebeke suyunu merkeze bağladık. Merkez dediğimiz yani Doğancı Barajı'ndan gelen suya bağlandı. O günden bu yana su sorunumuzu çözdük. Elektrik sorunlarımız vardı. Elektrik direklerimizi TEDAŞ yeniledi. Doğalgaz ihtiyacımız vardı. BOTAŞ doğalgaz ihtiyacımızı çözdü. Belediye de bize bütün hizmetleri verdi. Yani köy içi asfaltından arazi yollarının stabilize olmasına kadar gerekli bütün ihtiyaçlarımızı Nilüfer Belediyesi verdi bize. Şimdi biz köyümüz şehre çok yakın olduğu için bölgesel olarak köyün 3 noktasında imar çalışması yapıldı. Sanayileşmeye yönelik imarlarımız bitti. Fabrikalarımız oluşmaya başladı. Bunun yanında köy imarında bir gecikme yaşadık. Aşağı yukarı 10-12 senedir köy imarında sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu bir türlü bakanlıktan çıkaramıyoruz. Burası Ramsar sahası olduğu için imarımızı bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı veriyor. Ne hikmetse bunu çıkaramadık. Yani bütün amacımız buradaki köy yerleşik düzenini planlayıp halkımızın daha iyi bir yapılaşmayla ileriyi görmesini sağlayacağız. Baştan Nilüfer Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bu konuda. Biz de çok iyi ilgilendi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalıştı. Büyük bir sorunumuz yok aslında köy olarak, mahalle olarak. Nilüfer Belediyesi'nden beklentim bizim İmarımızı istiyoruz. Herkes bunu istiyor. Vatandaşlar günümüz şartlarında artık köy yaşantısının daha önemli olduğu bir zamanda geri dönmek istiyorlar. Fakat imar parsellerinin bölünmesi için de imarın onaylanması lazım. İmar onaylanırsa köyümüzde çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hayvancılık maalesef bir noktasına geldi. Fakat tarım olarak iyi bir konumdayız köy olarak.